Çek Cumhuriyeti'nin ikinci büyük şehri Brno'dayız. Brno'da şu an bulunduğumuz yer Mendel'in çalışmalarını yaptığı, eğitimde gördüğü Mendel Müzesi. Evet, bahçesi burası. Şu an çok hoş bir kafe var burada aynı zamanda. Yaptığı çalışmalarla ilgili kullanıldığı bitkiler veya burada yetişen bitkilerle ilgili panolar hazırlanmış. İçeride çok hoş. Evet, koltukları bile işte XX, XY şeklinde hazırlamışlar. Mendel'in biyografisi İngilizce, Çekçe. Dendroloji çalışmaları, herbaryum çalışmaları. Burada göstermek istediğim özellikle Mendel'in kullandığı mikroskop, Mendel'in bastonu, dışarıda olsun burada olsun bastonla dolaşıyor diyor. Hava durumunu tahmin edici barometresi. Hazırlanan gözlükleri, preparatlar, meyve, işte tohum vesaire neyse yaprak kesme, mesme, toplama için kullandığı alet edevat. Bu da Mendel'in el yazısı, kendi el yazısıyla orijinal. Yaptığı çalışmaları anlattığı çok çok hoş bir yazısı varmış yalnız ya. Nasıl bir yazı? Da tabii benim şu an tek anlayabildiğim AB, büyük A, büyük B, küçük A, küçük B. O da AB kullanmış. O da bizden çalmış ya. Bizim gibi AB kullanıyor. Başka bir ilginç benim de şu an ilk defa öğrendiğim. Bu da bir teleskop. Ve Mendel bunu güneş lekelerini incelemek için de kullanmış. Tabii ki hem Müslüman bilim adamları, hem Yunan, hem Avrupa bilim adamlarının hep gördüğümüz bir şey bu. Çok farklı alanlarla ilgileniyorlar. Tabii belki şu an bilim çok ayrıntıya girdiği için artık her şeyin uzmanı farklı oluyor. Adam bir proteinle bir ömür geçirebiliyor. O ayrı bir konu ama evet, bunu ilginç geldi bana. Evet, sizinle paylaşmak istediğimin başka bir sebebi de belki fikir olur diye. Mesela şurası köşeyi bir hücre köşesi yapmışlar gördüğünüz gibi. Golgi kompleksi diyor işte, endoplazmik retikulum diyor. Bunları mitokondri olarak yapmışlar. Tabii anlatıyor da hem İngilizce hem Çekçe. Yeşiller lizozom şeklinde yapmışlar. Daha bitmedi. Burada da kromozomları, yani bu salonda kromozom, gen, bunları anlatıyor gördüğünüz gibi. Çok hoş. Ve sünger bezden dikmişler, içi sünger herhalde. Duvarda gerekli yazılar var. Şu oyun çok hoşuma gitti. Burada homolog kromozomlar karışık olarak duruyor. Çocuklar gelip alıyor. Bizim çocuklar da oynadı bayağı. İşte karşılıklı olarak aynı olanları bulup diziyorlar. Drosophila kardeş. Evet, zaten heykeli dikilmesi gereken bir hayvan. Onu da yapmışlar. Bazıları bu şekilde küpler şeklinde yapmışlar. Duvarda anlatıyor. PCR'dı, karyotipti, mikroskop görüntüleri vesaire. Burada amino asitleri dizmişler ve onun protein sentezini anlatmışlar. Ağlayan bizim çocuğun sesi bu kadar dayanabildi. Burada şöyle çok güzel bir oyun yapılabilir bir şey. Genetik kodu şu şekilde yapmışlar. Ve siz duvarda yazar RNA kodlarına göre. Mesela adenin, adenin, sitozin. Buradan bakıyorsunuz. Adenin, adenin, sitozin. Ona göre amino asit şu mesela. Seçip buraya takıp proteini, dizilimini oluşturuyorsunuz. Yani yine çocukların da oynayabileceği tarzda güzel olmuş.
Burada da yine manekli mıknatıslı bir şey. İşte bezelyelerdeki durum. Buradan buluyorsunuz. Yani büyük A, büyük A işte bunları buluyorsunuz ve yerleştiriyorsunuz. Fenotip ayrışma oranı falan. Bu da çok güzel yapılabilir bir şey. Burada da dihibrit olanı var. Yani iki karakter daha doğrusu olarak olanı. Mendelin puzzle'ı. Burada da saç, demirden yapılmış bunlar. Saç göz rengine göre yine bir puzzle şeklinde aile soy ağacı çıkarma işlemi yapılıyor sanırım. Ve en sonunda küçük bir odada yine mikroskop koymuşlar. Oradan örnekler var. Bakılabiliyor. Evet, bu da görünen de Mendel'in okuduğu, yetiştiği manastır. Umarım faydalı olmuştur.